Santorini Yunanistan'ın güneydoğusunda. Burası aslında tamamen 2000 yıl önce volkanik patlamalar sonucu oluşmuş. Bir hafta süreyle geldik ve burada 3 tane ayrı otel değiştireceğiz. Hem böyle 3 tane ayrı konseptli otelleri de görmüş olursunuz. Huzurlu ve sakin bir sabahtan bugün 3. günümüz. Şimdi size buraya geldiğinizde cacıklı Lay's. Bizim en bilindik yemeklerden biri nedir? Yaprak sarma. Herkese merhabalar arkadaşlar. Size bu videomda Santorini tatilimizi göstereceğim. Daha doğrusu bu videomda buradan size bir sürü yerler göstermek istiyorum. Bir hafta süreyle geldik ve burada 3 tane ayrı otel değiştireceğiz. Hem böyle 3 tane ayrı konseptli otelleri de görmüş olursunuz. Kaldığımız otel Nostos Apartments. Yani burası böyle mağara tarzı, işte böyle kaldera manzaralı. İadiye bölgesindeyiz. Gayet burası hoş bir manzaraya sahip ve manzaraya zaten bayılıyorsunuz. Denizin rengi, karşıdaki manzarası falan. Öyle bakalım size neler göstereceğim. Ben de heyecanla size neler göstereceğimi bilmiyorum ama size çok güzel şeyler göstereceğime eminim. Bakalım bu haftamız, Santorini tatilimiz nasıl geçecek? Sonunda odaya geldik arkadaşlar. Şurası banyo. Burası mağaradan, otellerden. Görüyorsunuz. Şurası lobosu. Bu da ben. Burada bize anlatmışlar her şeyi. İşte kahvaltı odaya gelecek. Kahvaltı siparişi, Wi-Fi şifresi. Burası böyle kahve falan. İşte bu dolabı var. Bayağı bir değişik konsepti var arkadaşlar yani. Hoşuma gitti. Burası da jacuzzi. Buradaki jacuzzi'nin manzarası arkadaşlar, görüyorsunuz, şöyle bir süper manzaraya sahip. Burada anahtarımız var. Şimdi odadan çıktık. İlk gün daha bugün. Salı günü geldik. 15'inde döneceğiz biz. Bir hafta kalacağız burada. Arkamdaki manzaraya bakın. Çok değişik bir manzarası var. Yemek yiyip hemen odaya atmak istiyoruz kendimizi. Ondan sonra bakalım artık odamızda keyif yapalım. Geldiğimizin ilk günü rezervasyonsuz bir yere geldik. Ben lamb meatball söyledim. Tuğberk de beefli, yani kıymalı, dana kıymalı musakka söyledi. Şu an için, ilk gün için gayet güzel. Şöyle de bir manzaramız var zaten, gün batımlı. Şu an gayet mutluyuz hayatımızda. Musakka'da kıyma, patlıcan, üstüne beşamel sosu, bir de böyle ince ince patatesler var. Bence musakka 10 üzerinden 7. Kuzu köftesi 10 üzerinden 5. Kuzu köftesi niye 10 üzerinden 5? Çünkü böyle biraz daha aroma isterdim içinde. Galiba şu da beşamel sosu. Bir de böyle çok fazla nane tadı aldım. Böyle nanemsi bir tadı aldım. Hoşuma gitmedi. Ama belki siz sevebilirsiniz. Yanındaki de şu ıspanak. Ispanak da bayağı çiğ. Santorini'de restoranlara gelirken muhakkak rezervasyon yaptırırız. Hele ki böyle güneş batım manzaralı, öyle deniz manzaralı restoranlara kesinlikle rezervasyon yaptırırız. Çünkü yok. Biz tesadüfen alt katta otururken iptal olan bir rezervasyon için üst kata çıktık. Tesadüf tamamen. O yüzden her yere rezervasyonla gidin. Gayet güzel bir manzara. Güneş batımının karşısında güzel bir manzara eşliğinde günümüzü yiyoruz. Ödediğimiz hesap aslında 78 euro ama bir de tip istiyorlar. O yüzden tiple beraber öyle hesap edin yani. Bizim yediklerimizin ücreti bu kadar. Yol üstünde yürürken bir de tatlıcı gördük. Tatlılar çok güzel görünüyordu. Gelelim dedik. Tatlıları ve fiyatlarını görüyorsunuz. Bunlar geleneksel Yunan tatlıları. Şu ekmek diye bir tatlısı var. Kadayıfi diye bir tatlısı. Kadayıf olduğunu düşünüyorum. Gelirken de gördüm zaten camda. Kadayıf yemek istedim. Künefe var, baklava var. Greek coffee, Yunan kahvesi söyledi. Baklava, tabii tarçınlı. Yanına ben dondurmalı söyledim. Bunun double Yunan kahvesi dedim ama sanırım double dememek gerekiyormuş. Single diyebilirsiniz siz. Manzaramız da bu.
Yunanlılarla çok fazla yemek benzerliklerimiz var tabii ki. Baklava sipariş ettim. Baklava böyle olduğunu biliyordum. Böyle bol, tarçınlı. Kesinlikle bizim baklavayla çok da bir alakası yok. Bir de baklava zaten sıcak geliyor. Yani çok sıcak değil ama ılık geliyor. O yüzden tercih ettiğim bir tatlı değil diyelim. Tatlı olarak benim puanım baklavaya 5. Ama bizim baklavayla kıyaslarsam benim puanım... Hani çok da kütümser olmayayım ama benim puanım 2. Bir de Yunan kahvesi sipariş ettim. O da 10 üzerinden bence 8. Yani fena değildi, güzeldi yani. Tuğbek de beni dürtüyor. Diyor ki olur mu ya diyor. Ben 8 verdim. Niye 8 veriyorsun diye. Çünkü Tuğbek'in puanı 9,5 verdi. Hadi senin puanlarını da söyleyeyim. Sen kaç verdin? Traditional tatlı olarak 6,5. Baklava olarak? Yani baklava olarak. İnsanın alıştığı baklava olarak 3. Baklavamızı yiyip manzarayı izliyoruz şu an. Bizim ay Allah, nereye gitti bu? Pişmiştim. Bizim hesabımız bu kadar geldi arkadaşlar. 2 tane Yunan kahvesi, 2 baklava. Yani bahşişsiz bu kadar yani. Kartınızda ödeme yaparken ekstra soruyor zaten. Tip vermek ister misin diye. Tip vermek isterseniz verirsiniz. Gelen hesap 27 euro arkadaşlar. İkinci günümüzden merhabalar arkadaşlar. Böyle bir sabaha uyandım. Şu dinginliğe, sessizliğe, sakinliğe bakar mısınız? Müthiş değil mi? Şimdi biraz dışarı çıkalım. Her burada otellerin, bu tarz otellerin böyle küçük bir jacuzzi var. Gerçekten her şeyi düşünmüşler. Şöyle bir kahvaltı formu doldurdular bize. İşte burada ne istediğimiz, kaç tane istediğimiz. Hepsi yazıyor mesela omlet, yumurtalı omlet, ıspanaklı omlet, deli olsun falan. Müsli, kurasan, börekleri, tabii Yunan börekleri falan bizdeki gibi çok benzer. Şöyle işte peynir tabakları, kaç tane istediğinizi falan yazıyorsunuz. İşte birse bir, iki tanesi iki tane. Böyle her odaya kahvaltı geliyor. Aha, dün akşam geldik. Dün akşam değil aslında, akşamüstü saat 6 gibi. Şöyle bir deniz manzarası var. Bakın böyle odalar. Yanlarda odalar var. Şöyle üstlü, atlı. O kadar private ki. Herkesin kendine özel. Hiç kimse kimseyi görmüyor, rahatsız etmiyor falan. Şimdi biraz sonra kahvaltı gelecek. Böyle tam böyle kafa dinlemelik. Tam böyle dinlenmelik. Müthiş, tavsiye ederim. Odaya kahvaltımız da geldi. Bizim seçtiğimiz, o gösterdiğim formu doldurduğumuz gibi ne istiyorsak bu şekilde kahvaltıyı da odaya getiriyorlar. Ve kahvaltı çok güzel görünüyor gerçekten. Hadi bize afiyet olsun. Cacık ve Lace'i birleştirmişler. Olmuş size cacıklı Lace. Bunu geldiğinizde burada yiyin.
sakin bir sabahtan herkese merhabalar. Bugün üçüncü günümüz. Şöyle sabahın erken saatlerinde şöyle bir kahvaltıya uyanmak. Yumurtamız, kahve, meyve suları, biraz da böyle börek, ekmek. Böyle bir kahvaltı yapacağız. Daha ne olsun? Ne olsun? Bize afiyet olsun. Geldiğinizde muhakkak tabın içinde, şöyle şu jacuzzi'nin içinde manzaralı souvlaki yemeyi unutmayın. Dana etli ve kuzu etli souvlaki. Şu an Amudi Bey'deyiz arkadaşlar. Çok güzel bir balık restoranına geldik. Çok da yoğun bir yer. Rezervasyon muhakkak gerekli. Biz rezervasyonu geciktirdiğimiz halde gerçekten gayet hoş bir tavırla bize masa buldular. Bunlar da buradaki salata çeşitleri. Şöyle de fiyatları göstereyim size. Atıştırmalıklar, humus, tatsiki, bu tarz şeyler. Burada da atıştırmalık önden balık ürünleri, kalamar, prawn. Bizim buradan seçtiğimiz Santorini fava, steam mussels, bir de böyle şey ançoviz, yani bizim hamsi diyeyim, kızarmış hamsi. Ondan tercih ettik. Daha ana yemeğe karar vermedik. Fiyatlar böyle, somonlar, ana yemekler de bunlar arkadaşlar. Böyle işte bu büyük balıklar falan, lobsterlar, fiyatları bunlar. Şu an için ana yemek düşünmüyoruz. Fiyatlar bunlar arkadaşlar. Sipariş ettiklerimizden biri Santorini fava. Bunun tadına bakayım. Bu bakla ezmesi. Tadı güzel, beğendim. Hamsiler de burada geldik. Gayet güzel görünüyor. Kalamar çok farklı geldi. Böyle sosuyla beraber ama şu dolma gibi bir şey geldi kalamar. Bu da böyle masallar. İşte haşlanmış midye. Böyle güzel bir yer. Tavsiye ediyorum sizlere. Gelin hesap. 64 euro arkadaşlar. Biz daha önce book ederken booking ücreti almıştı. 20 euro. Onu düştü. Bunu düşünce hesap bu. Ücretleri bunlar arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de kahvaltımız bu. Kurabiyeler, ekmek, kurasan, şurada meyve tabağı, şurada portakal suyu. Bugün de menümüz bu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alan volkanik adalar topluluğu olan Santorini'den herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim, 3 tane otel gezeceğiz biz Santorini'de. Bugün Nostos Apartments olan otelimizde son günümüzde çıkış yaptık. Şimdi biraz İya'nın merkezini dolaşacağız. Akşamları arada biraz dolaştık, yemekler yedik, restoranlara gittik. Bugün de böyle biraz etrafı gezeceğiz, dolaşacağız. Arkamda gördüğünüz gibi kaldera var. Santorini Yunanistan'ın güneydoğusunda. Burası aslında tamamen 2000 yıl önce, bazılarına göre 3500 yıl önce olan volkanik patlamalar sonucu oluşmuş özel bir ada bence. Her yer beyaz evlerle, hatta denizin altında bile volkanik kraterlere sahip.
İya gördüğünüz gibi arkamda kaldera manzarasıyla, yani karşımda gördüğünüz volkanik kratere sahip alanla, manzarayla Santorini'nin ünlü bir tarafı. Biraz daha diğer yerlere göre daha pahalı ama böyle gün batımının en güzel olduğu, yani gün batımının en net şekilde görülebildiği öyle bir ada burası. Otelden de çok memnun ayrılıyoruz. Şu anda da biraz merkezi gezdikten sonra Kamari bölgesinde olan Castelli Oteli'ne geçeceğiz. Orada size farklı bir otel göstereceğim. 3 tane farklı konsepte sahip olan otelleri gösteriyorum size. Daha ne istiyorsunuz, daha ne yapayım? Yalnız İya, Santorini'nin en meşhur bölgesi. Santorini ayrıca çok romantik bir ada olarak geçiyor. İşte böyle balayların yapıldığı, evlilik tekliflerinin edildiği, hatta düğünlerin yapıldığı. Çok özel bir yere sahip Santorini. Çok romantik bir yer olarak geçiyor. Gerçekten de çok romantik. Biz de evlilik yıldönümümüzü burada kutladık. Bakalım size ilerleyen zamanlarda neler göstereceğim. Gideceğimiz farklı otellerde neler göreceksiniz. Çok farklı bir yere sahip Santorini. Hadi bakalım sizi yeni görüntülerle baş başa bırakayım ben. Çarşısını geziyorum arkadaşlar ama tabii çok sıcak. Arkamdaki beyaz beyaz evler, hep böyle karşılıklı restoranlar, kafeler, şöyle mağazalar ve mağazalar da çok tatlı. Böyle hediyelik eşyalar satanlar, işte kıyafetler, buraya göre elbiseler, çok tatlı şeyler var. Taşlar böyle kaygan ama biraz dikkat edin tabii ki giydiğiniz ayakkabı. Çarşısını da gezerken böyle sıcaklandık ve yorulduk. O yüzden yol üstünde böyle güzel manzaralı bir kafe restorana oturduk. Size buranın menüsünü de göstereyim. Ardından da nereye oturduk, nasıl bir yer, böyle manzarasını da göstereyim. Menüleri de bunlar. Fiyatlar da bunlar arkadaşlar. Salataları, atıştırmalıkları. Menüler de bunlar. Yani hiçbir şey değilse bile, bir şey yemeyecekseniz bile içecek içebilirsiniz. Yani kokteyl tarzı. Ya da böyle soğuk bir şey içebilirsiniz. Şu gösterdiğim manzaraya karşı şöyle fotoğraflar çekip, şu an Tuğberk'in de çektiği gibi şöyle güzel güzel fotoğraflar da alabilirsiniz. Buranın tadını çıkarabilirsiniz. Oturduğumuz kafe burasıydı arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Hem manzarası güzel. Tarz kaseleri, tabii ki nazar boncukları buradan hediye olarak götürebilirsiniz. Şöyle tarzları da var. Şöyle kaşık altları da var böyle. Yemek yaparken hani koyuyoruz ya, ben bir tane aldım. Buradan çok güzel hediyelik eşyalar götürebilirsiniz. Hem kendiniz için hem de tanıdığınız, akrabanız, böyle şeyler götürebilirsiniz. Bir tane de bundan aldım ben. Tarih ayarlamalı. Yanın merkezinde kiliselerinden biri. Çok tatlı bir rengi var kubbesiyle beraber. Burayı da muhakkak gelirseniz görürsünüz zaten. Tam yanın ortasında. Tablolarda gördüğünüz böyle kubbeli, mavi kubbeli, hep böyle tablolarda görürsünüz. Meşhur Santorini resimleri vardır ya. Oraya gelmeniz için size tarif etmeye çalışacağım ama şöyle bir tarif vereceğim. İya'nın merkezinden
takip edip böyle düz yürüyüp sol tarafta çok böyle ara bir yere gireceksiniz. Zaten kalabalık sürekli oradan girip çıkıyor böyle. Hani sürekli bir trafik var. İnsan trafiği. Onun takip ederek buradan girebilirsiniz. Yani böyle bir tarif verebiliyorum. Çünkü hani tarif yok. Sokak adı görürsem çekerimi koyarım ama şu an göremedim. Göremeyebilirim. Ve şu an sırada bekliyoruz. Sırf o manzarayı çekebilmek için, önünde resim çekebilmek için. Orayı size göstereceğim. Hadi bakalım. Manzaralı yere nasıl gireceğinizi göstereceğim. Sokağa geldim. Şimdi size şöyle bir öneri vereceğim. Arkamda gördüğünüz bir dükkan var. Şurada bir dükkan var. Bunun hemen köşesinden, bakın insanlar giriyor ya, tam şu sokaktan girebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz şu. Ops, tık tık olmadı. Şu. Bunun hemen köşesinden sokağa dönün. Zaten şurada upuzun. Çok fazla bir yarı trafiği var zaten. Muhakkak dikkatinizi çeker. Buraya girersiniz. Müthiş o tablolarda gördüğünüz İlla Santorini manzarasını yakalayabilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekersiniz. Tekrar güzel bir manzaraya karşı resim çekileceğim. Siz yine hemen o resim çekildiğiniz, yani resim çekilinen güzel manzaranın olduğu yerden bir üst sokaktan yine yaya trafiğini takip edin. Hemen görürsünüz. Burası böyle kafe restoran. Fiyatlar da bunlar. Bunlar salatalar. Da böyle bizim arpa şehriyeli yemek olur ya, böyle içi etli metli, böyle arpa şehriyeli. Onun gibi bir yemek. The traditional ama bildiğimiz bir şey yani. Bizler de yapıyoruz bunu. Burada ana yemekler var. Chicken souvlaki de varmış burada. Makarnalar var. Manzara da bu arkadaşlar. Buraya bilerek gelmedik. Tesadüfen geldik. Yol üstünde geçerken buraya geldik. Manzaramız da bu arkadaşlar. Restoranın ismi de bu. Burası da böyle bir yer. Yemeklerimiz de geldi. Bu tatsiki. Bu neydi? Vallahi bunu unuttum. Bu patlıcanlı, bizdeki patlıcanlı ve patlıcan salatası, yaprak sarması. Bakalım bunların tatları nasıl? Bu kırmızı biberli bir şey mi yazıyordu yani? Bunu gerçekten unuttum ama kırmızı biberli ve peynirli olduğu, fetalı olduğunu düşünüyorum. İçinde görüyorum çünkü. Rose şerefimiz de geldi. Böyle bir manzaraya karşı gerçekten çok güzel. Bizim en bilindik yemeklerden biri nedir? Yaprak sarmasıdır. Bunu şimdi böyle bir bakın, bunu bayağı bir kalın. İçi bayağı böyle dolu. Bizim biliyorsunuz daha böyle ince kalem gibi olur. O yüzden bir görünüş bir kere farklı. Top top bu. Şimdi bakalım tadı nasıl, içi nasıl. İçi böyle. Yani Yunan yaprak sarması olarak değerlendirirsem güzel ama bizimki biraz daha farklı. Ve bana göre Türk olduğu için herhalde benimki bize göre daha az lezzetli bizim yaprak sarmamız. Ama bu da güzel, taze yani. Özel, ben bunu beğendim. Biz yürürken yol üstünde burayı tesadüfen gördük. Manzarası da güzel dedik. Hani üst katı böyle tamamen bir deniz manzarası vardı. Böyle gelip bu yerleri değerlendirebilirsiniz. Tatsiki gayet lezzetli. Bu da tahmin ettiğim gibi kırmızı biberli ve feta peynirli. Gayet lezzetli. Bu patlıcanlar, şimdi tadına bakacağım. Güzel. Sipariş ettiklerimizden biri. Dana kıymalı musakka söyledik. Görünüş itibariyle lazanya benziyor. Şöyle bir parça alayım. Bak, sizin için daha tulbert denemeden sizin için bozdum, deniyorum yani. Size özel. Daha kocam denememiş. Bravo. Anlıyorum. Anlıyorum. Bilmiyorum diyorum, aşırı ağzım yandı. Aşırı lezzetli, bu kadar söylüyorum. Çok yaptı beni ama. Ay çok sıcaktı. Üstüne soğuk bir şey için. Aşırı lezzetli, çok hoşuma gitti. İya'dan çıktık, o otelden çıkış yaptık. Castelli Resort Oteli'ne geldik. Buradaki yerleri de size göstereceğim. Buradaki otel konseptini de size göstereceğim. Yamaz. Burası tam bir tatlı cenneti arkadaşlar. İçinde patatesli, arpacık soğanları var. Bu da böyle dana etli. Kaldığımız yer otel buradaydı. Nostos Apartments.